Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Hey, oley oley oley! Şampiyon Memo! Ay, tamam yeter ya, yeter. Bu da ama kafa, bu kafa. Ablam yani resmen kutlamaları sabote ediyorsun ha. Ya biraz yavaş kutlayın Osman ya. Bu ne taşkınlık? Yavaş kutlayalım. Gel lan yavaş kutlayalım. Ya. Oley, 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 oley. Şampiyon Memo. Bak çocuğu da şey etti ya. Ha bana bak. Şimdi aklıma geldi. Turan aradı az önce. Ne alaka? Şey dedi, onların orada birikmiş kağıtlar varmış. Yan taraftaki dükkanda kaçırmasınlar, alsınlar hemen dedi. İyi ben gideyim de alayım hemen. Anne dur. Ben alırım, hallederim o işi. Orası benim mıntıkam. Allah. Hareketlere bak ya. Tam bir süper insan ya. Hiç soyunma. Hemen gidiyoruz. Niye? Ne oldu ki? Nereye? Baban senin için bir tiyatroya bilet almış. Babam da geliyor mu? Elbette. Oley be! Şimdi gelir. Hazırlanıyor. Ne yaptınız bakalım siz Serkan'la? Görevlerinizi bitirdiniz mi? Evet hepsi tamam. Serkan'ın babası evde miydi? Yok değildi. Baba, tiyatroya gidecekmişiz. Evet ama önce güzel bir yemek yiyelim. Bana uyar. Bana da. Hadi o zaman. Geç kalmayalım. Hadi. Doldurun. Daha mı? Çok. Aşağıda oldu. Harbiden çok derinde. Başka yok. Abla! Osman! Of. Kafamı kıraydın ya. Abla telefon! Ya duyuyorum Osman. Niye açmıyor? Zaten yakıyordun beni daha. Ha Musti arıyor. Alo? Musti? Ne oldu teyzem? Alo Melek abla, Melek abla koş! Ne? Ambulans! Yardım edin! Ambulans, kaza yaptım! Memo! Ne olur uyan ya! Memo uyan, Memo! Memo oğlum değil! Biraz kafasını şey yapma! Memo! 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 Osman koş! Ya aslında... Ne oldu? Daha önce düşünemedim. Keşke Melek'e de haber verseydik. Oğlunu alır gelirdi. Ne? Hep beraber olurduk. Daha geç değil. Ara istiyorsan. Doğru söylüyorsun. Nasıl ya? Bir şey bulmam lazım. Alo Onur. Melek, iyi misin? Değilim oğlum. Hiç iyi değilim. Çok fenayım. Melek, ne oldu? Neredesin sen? Ben hastanedeyim oğlum. Memo kaza yapmışlar. Oğluma çarpmışlar. Şimdi doktorlar içeride, ben bilmiyorum yani hiçbir şey. Oğlum olursa yaşayamam. Tamam. Tamam Melek, sakin ol lütfen. Hangi hastanedesin? Tamam, hemen geliyorum ben. Ne olmuş Onur? Memo, kaza geçirmiş. Sami, şu ilerden dön. Ne yapacağız şimdi? Of, bu sorunun cevabını hep Memo verirdi. Nasıl acaba şimdi? Hastaneye gidince... Bir yolunu bulup sıvışsam mı? Ama Memo'yu da merak ediyorum. Ya neyse, ne olacaksa olsun. Bu yalan fazla uzadı zaten. Kaşık atmaca oynamaktan sıkıldım. Ama ya çok kızarlarsa?
Bir daha görüşmemize izin vermezlerse? Kaza sırasında aldığı darbe beyin travmasına sebep olmuş. Neyse ki hiç kanama yok. Yani peki şimdi nasıl yani? Şimdi nasıl? Yoğun bakımda bir süre daha tutacağız. Çok değil ama. 1-2 saat sonra normal odaya alacağız. O zaman iyi yani şimdi. Değil mi? İyi mi yani? İyi mi şu an? Şimdilik endişe etmenize gerek yok. İyi. Bak gördün mü ablam? İyiymiş. Endişe etmemize gerek yok. Tamam. İnşallah çok geçmiş şükür. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Olur. Peki biz görebilir miyiz yani? Yoğun bakım odasını alamayız. Ama dışarıdan görebilirsiniz. 2. katta. Tamam. Biz bakalım o zaman. Sağ olun. Şuradan bir şey yapalım. 2. kat. Asansörle mi çıksak? Can! Efendim dede. Sen ne yapıyorsun burada? Tuvaletim geldi de ona gidecektim. E hadi gel götüreyim seni. Yavrum bağışla. Allah'ım sen bağışla. Allah'ım sen bağışla yavrum. Benim güçlü oğlum. Allah kahretsin, ne yapacağım şimdi? Melek anne beni tanıyacak. Babam her şeyi anlayacak. Üf Memo. Memo sana bir şey olmasın lütfen. Allah'ım Memo'ya bir şey olmasın. Ben onu çok seviyorum. Ah be can. Hadi be oğlum. Ulan ambulans da getire getire en lüks hastaneye getirmiş ha. Kim bilir kaç para isteyecekler şimdi. Gerçi yeğenime feda olsun. İyi ya çok şükür. Merhabalar Sayın Kasa. Merhaba buyurun. Şimdi bizim bir acilden bir giriş durumu oldu da benim yeğen acilden girdi buraya. Ödeme mevzusu vardı bizim. Hastanızın adı neydi? Memo. Mehmet yani. Mehmet Caner'i oluyor. Biz tabii acilden girdik yani. Çok acil girdik. Ona göre bir hani acil şey yaparsınız. Yani. Acil müdahale değil ama yoğun bakım. Tomografi, özel oda. Tamam artık onu ben anladım. Şey yapmayın çok. Yani güzel bir ödeme şeyine gelin siz. Neticeye gelin. Güzel bir şey çıkartın. Netice para ödemeyeceksiniz. Ne? Ödeme tamam. Onur Bey talimat bırakmış. Faturayı Alkanlar Holding ödeyecek. Herhangi bir borcunuz yok yani. Anladım. Tamam. Aynı faturaya bir tane de böyle sırt röntgeni ekleyebilir misiniz? Ben bir röntgen de çektireceğim. Ona şey yapalım. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden oldu. Tamam Melek, tamam. Kendini suçlamaktan vazgeç. Hem bak kendin gördün. Memo gayet iyi. Ben çıkacaktım kağıda. Orada annem dedi, o kart onlar gitmeden alın dedi. Turan abi aramış söylemiş. Ben gidecektim. Çocuğum sırf ben yorulmayayım diye çıktı, fırladı gitti. Sonra da bu kaza oldu işte. Tamam, tamam. Bak, adı üstünde zaten kaza. Olabilecek en hafif şekilde atlatılmış bir kaza. Benim gibi çocuğunu sonsuza dek kaybedenler var Melek. Ben bir hastane odasında Mert'i günlerce beklemeye razıyım. Yeter ki ona kavuşayım. Ama böyle bir olasılık yok. Ben ne yapayım? Melek Hanım siz misiniz? Benim. Hastanız yoğun bakımdan çıkmak üzere. O da yanacak. Onur. Böyle. Ay. Sırasını. Anne. İyi annem, iyi. İyi çok şükür. Şimdi yoğun bakımdan çıkarıyorlar. Ben de görmedim daha. Dur bakayım. Cancan aslanım ne yapıyorsun 2 saattir orada? Ha? İyi misin? Evet iyiyim dedi, sen merak etme. E hadi çık o zaman. Çık da gidelim. Tamam dedi, ben iyiyim, geliyorum şimdi. Şimdi yandık işte. Yolun sonuna geldik.
Ne oldu anne? Vay! Dayısı çıktın ha! Helal lan çak! Bu ne lan? Bu ne lan? Abla bu oğlan bizim çocuğun fotokopisi ya. Mert! Oğlum! 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 Sen Mert'sin. Mert'sin sen, benim oğlumsun. Baba bak, oğlum buldum seni, buldum! Buldum seni oğlum, Mert'im. Ben Memo'yum. Mert falan değilim. Anne ne diyor bu? Bir şey söylesene. Onur'un hayatını kurtaran aynı kadın öyle mi? Evet, her şey öyle karışık ki. Meğer burnumuzun dibindeymiş çocuk. Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Sanki bizim aklımız alıyor da. Ablam sen de git koca İstanbul'da bula bula Memo'nun babasını bul. Ne olacak şimdi bilmiyorum ki. Hayır öyle çocuk hırsızı falan da değil kadın. Bir terslik var gibi bu işte. Merak etmeyin. Yakında her şeyi anlarız. Olayın bütün tarafları ortada. Önemli olan çocuğun bulunmasıydı. Çocuk bulunduktan sonra gerisi teferruat. Cavit, eski kocam bir gün kucağına geldi Memo'yla. Minnacıktı daha Memo. Sokağa bırakılmış dedi. Osman ağzını burnunu kırdı, kovdu evden. O gece bizde kaldı. Ya 3-5 günde Cavit'in öldüğü haberi geldi. Biz ne yapacağımızı bilemedik. Ama ben onu hiç yanımdan ayırmadım. Hep koynumda yatırdım. Hep kokladım onu. Aynı böyle. Böyle sen kokluyorsun ya. İçime çektim kokusunu. Bir baktım onun kokusu içime kazınmış. Annelik hasretim bitmiş. Anne olmuşum. Memo benim oğlum olmuş. Oğlum. Hiç aklına gelmedi mi Melek? Bu çocuğun bir ailesi var. Onun için ağlayanlar, kahrolanlar. Acısından ölenler var. Polise gitmek. Bakın burada bir çocuk var demek. Hiç mi aklına gelmedi? Allah biliyor ya, ben her gece, her gece Memo'nun başında durdum. Ona baktım. Onun yüzüne baktım uyuduktan sonra, dedim Allah'ım bitecek. Allah'ım bir gün gelecek, bitecek. Bitmesin Allah'ım. Hayır anne ya. Bitmedi. Bitmedi daha. Sen benim annemsin. Sen benim annemsin. Ağlama ne olur. Ağlama. Ben seni çok seviyorum. Her şeyden daha çok seviyorum. Sen benim annemsin. Sahibi Onur Alkanlar'ın tırılan oğlu 12 yıl sonra bir tesadüf eseri bulundu. Büyüten annenin Memo ismini verdiği küçük çocuğun aslında Onur Alkanlar'ın yıllar önce kaçırılan oğlu Mert Alkanlar olduğu bilgisi elimize ulaştı. Muhsine teyze ne diyor bunlar? Ay ne bileyim. Abuk sabuk konuşuyorlar işte. Böyle olmaz öyle şey. Nereden çıktı bu can? Yıllar sonra çocuğuna kavuşan Alkanlar ailesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.
12 yıl önce büyük bir acı yaşayan aile şimdi oğullarına kavuşmanın mutluluğu içinde. Söz konusu kaçırılma olayı o zaman da basında geniş yer almıştı. Sayın seyirciler, bütün bu gelişmeler yaşanırken belki de en şaşırtıcı olan husus şu. Kayıp çocuk Mert'in filmlere konu olacak bir rastlantı sonucu bulunması. Onur Alkanlar'la bir süredir ismi birlikte anılan Melek Caner'i tarafından seneler önce sahiplenilmiş olması. Bu sahiplenmenin hangi şartlarda ve nasıl gerçekleştiği tarafların emniyette devam eden sorgularından sonra anlaşılacak. Al bakalım Mert. Benim adım Mert değil, ben Memo. Baba, Memo gerçekten benim kardeşim mi? Evet. İkiz kardeşin. Yok, biz kardeş değiliz. Çok benziyoruz, o kadar. Arkadaşız biz. Anlat, neden çaldın çocuğu? Nasıl çaldın? Yemin ederim ben çalmadım. Ben bu hayatta hiçbir şey çalmadım. Ben kağıt topluyorum, satıyorum sokaklarda. Çocuğu anlat. Nasıl çaldı bu çocuk? İnsan evladını çalar mı? Ben onu çalmadım, o bana geldi. Nasıl? Kim getirdi? Cavit, eski kocam. Ya o Cavit, şerefsizin tekiydi amirim. Memo'yu da o çalmış getirmiş eve, yani bizim haberimiz yok tabii. Yani çok eziyet ederdi ablama. O gün yine dövmüş ablama. Ben de tam böyle olayın ortasına denk gelince tutamadım kendimi. Affedersiniz böyle kafa göz daldım buna. Sonra duyduk zaten, bulmuş belasını. Geberip gitmiş yani. Peki ya çocuk Osman? Çocuğa gel. Çok küçüktü, küçüktü. Minicik elleriyle parmağımı bir tuttu. Ben o eli bir daha hiç bırakamadım. Ya gerçek annesi babası? Hiç mi aklınıza gelmedi? Gelmez olur mu yani? Geldi de. Niye aramadınız? Neden başvurmadınız polise? Orası biraz ince mevzu komiserim. Ablam hamileyken çocuğunu kaybetti. Doktor da bir daha çocuğun olmayacak dedi. Ablam da yıkıldı yani. Çok güçlü kadındır normalde yani. O olaydan sonra o güçlü kadın gitti. Ben diyeyim hayalet. Siz deyin yaşayan ölü yani. İşte Memo o ölüye can oldu, kan oldu adeta. Biz de ayıramadık yani ablamı kanından canından ayıramadık yani, ne yalan söyleyeyim. Sonra bir de yani bu çocuk yani Memo hani sahiden sokağa bırakılmışsa şimdi onu sokağa bırakan şerefsizlere yani çocuğu tekrardan iade etmek. O kadar basit değil Osman, o kadar basit değil. Demiyorum ya. Anne! Ablam. Anne! Bunlar bana hep aynı şeyi söylüyor. Melek senin annen değil diyor. Çok gıcıma gidiyor ama ya. Anne söylesene, ben senin oğlum, söylesene. Sen benim oğlumsun. Seni her şeyden çok seviyorum. Ağlama benim yavrum. Ağlama bir tanem. Canımın partisi. Kıyamam gözyaşı. Ben seni çok seviyorum. Seni ben doğurmadım ama yine de sen benim oğlumsun. Kim ne derse desin ben senin annenim. Seni herkesten, her şeyden çok seviyorum. Memo tamam mı? Bana niye yalan söylediniz ki? Ben yine sizi çok severdim. Dayımı da, nenemi de. Yalan değil oğlum. Yalan değil. Benim anneliğim yalan değil. Anne! Hadi artık vedalaşın. Çocukları adli tıbba götüreceğiz. Ben de sizinle geliyorum. Ne olacak şimdi anne?
Beni alacaklar mı? Hadi Memo. Gitmemiz lazım. Korkma anne. Korkma yavrum. Korkma benim evladım. Anne! Korkma Memo. Allah'ım yardım et. Be! Osman! İmdadımı alıyorlar, bırakın Osman. Tamam, dur ya, nereye alıyorlar ya? Memo'yu bizden alıyorlar. Ama alamazlar ya. O kadar kolay değil yani. Tamam. Osman. Osman. Otur bakayım. Osman. Osman. Memo'yu alıyorlar. Hadi Osman hadi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Osman be, of Osman be! Mahmut babacığım! Mahmut babacığım, saygılar. Babalığı babalığı kalmadı oğlum. Şöyle şeyler deyip durma artık. Zaten yarını da vermedin. Şimdi... Ya oğlum, benim kuzum ölümden dönmüş. Sen hala verdin, vermedin söyleniyorsun ya. Şimdi gideceksin. O çocuk hırsızına vereceksin değil mi yarını? Ne diyorsun oğlum? Ne çocuğu, ne hırsızlığı ya? Oho, senin hiçbir şeyden haberin yok. Bütün televizyonlar bangır bangır bağırıyor. Bir herif çocuk hırsızı diye. O yanlarında bir velet var ya. O onların çocuğu değilmiş. Çalmışlar. Ne diyorsun lan sen? Baba, ben Osman'ın yanına gidiyorum. Ne oluyor kızım? Ne bu söylenenler ya? Ne bileyim, aradım Osman'ın, telefonu kapalı. Gideceğim Nurşit'e, teyzeye soracağım şimdi bir şey biliyor mu diye. Tamam kızım da ya. Baba sakın engel olma bana. Yok yok, engel falan yok. Git. Git de dikkatli git yani. Sağ ol baba. Bir şey olursa haber veririm. Tamam. Merakta bırakma beni. Tamam. Bir baba olarak için rahat değil mi şimdi? He? O hırsızın, uğursuzun evine gönderdin kızı. Bir baba olarak için rahat. He. Sana mı soracağım ne yapacağım? Hadi oğlum artık buralarda dolanma. Hadi işine bak. Senin için bitti artık. Anladın mı? Yaren defteri kapandı. Bitti. Hadi. Senin için kapanmış olabilir ama ben beyaz bir sayfa açmasını iyi bilirim. Ne bakıyorsun lan mal mal? Beyaz sayfa açsan ne olur abi? Kalem yok ki. Mahmut amca çoktan kırmış kalemi. Ömer, bütün hırsımı senden çıkarırım ha. Yürü. Yürü. Kalemi kırmış. Yürü. Osman, sen gel bakalım benimle. Onur Bey. Lütfen sakinliğinizi koruyun. Galiba konuşacağımız epey bir şey var. Bir gün bunları yaşayacağımı biliyordum. Sonunda geldi o. Ben 12 senedir bu anın korkusuyla yaşadım. Hazırım. Dök içindekileri. Nereye Nurşit teyze? Kızımın yanına gidiyorum. Torunumun yanına gidiyorum. Ben de geliyorum. İyi de nereye gidiyorsunuz? Nerede olduklarını bilmiyorsunuz ki. Tamam gel, biz komisere gidelim, ona soralım. O biliyordur nerede olduklarını. Hadi, hadi o zaman hadi. Gidelim, gidelim. Yürü, yürü kızım. Bana da haber verin. Veririz. Bu söylediklerin hiçbiri mazeret olamaz. Televizyonlar, gazeteler günlerce yazdı, gösterdiler. Hiç mi okumadın? Hiç mi görmedin, izlemedin? Hiç mi haberin olmadı Melek? Bu çocuğun bir ailesi var, bir babası. Neler çektim, hiç aklına gelmedin mi? Düşünmedin mi hiç? Gece yarıları deliler gibi araba sürdüm. Çarpacak duvar aradım. Bir oğlum da olmasaydı belki de yapardım. Benim. Benim sevdiğim kadın bunları, bunları nasıl düşünemez? Bunları nasıl akıl edemezsin Melek? Hiç mi aklına gelmez böyle şeyler? Ya da ben böyle bir kadını nasıl sevmiş olabilirim? Bana bunu bir anlat ya, lütfen Melek. Bir anlat, bunu bilmeye ihtiyacım var. Bizim dünyamız küçüktür.
Sizin oralarda kopan fırtınalar bizim oralara uğramaz. Anca belki bir iki yaprak ama onu da kimse aldırmaz. Görmedim ben. Bilmiyorum. Ya yani, emektar bir televizyonumuz var. Canı isterse çalışır. Gazete okuyorum evet ama işte kağıt toplarken elime geçen eski tarihli marihli bir şeyler okuyorum arada. Ama sen yine de haklısın tabii. Sen çok haklısın tabii. Bebeğim olsun istedim. Çok istedim. Senelerce dua ettim, yalvardım Allah'a. Sonra dedim Allah'ım dualarım kabul oldu. Yani bizim gibilerin de fakirlerin yani duası kabul oluyormuş demek ki dedim. Öyle dedim kendi kendime. Yapma Melek. Fakirliğe sığınma. Benim tanıdığım fakir insanların hiçbiri çocuk kaçırmıyor. Fakir tanımış olabilirsin ama fakirliği bilmezsin sen. Fakirlik nedir haberin var mı? Yoktur. Ben anlatayım sana. Okula gitmek istersin mesela, gidemezsin. Çocuğun iyileşsin istersin, doktora götüremezsin. Anne olmak istersin, bunun için tedavi olacak paran yoktur. Çocuk sahibi olamazsın. Fakirlik budur. Yapacak hiçbir şeyin yoktur. Fakirlik senin hakikatindir. Buna alışırsın sadece. Hepsi bu. Sen bana öfkelisin, kızgınsın, biliyorum. Hayır Melek. Bilmiyorsun. Keşke kızgın olsaydım. Seni tanımasam, nasıl bir insan olduğunu bilmesem, seni sevmesem, işte o zaman belki her şey daha kolay olurdu benim için. O zaman bağırıp çağırırdım. Öfkemi, hıncımı kusardım. Ama şimdi bağıramıyorum sana Melek. Şimdi ne yapacağım bilemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Benimle geliyorsun. Nereye? Gözaltı işlemlerin yapılacak. Ne güzeldi her şey. Babamla annen. Sence ne olacak şimdi? Bilmem. Bir ara nasıl baktılar birbirlerine? Öyle küs gibi. Sence bir daha eskisi gibi olurlar mı? O biraz zor. Annem çok kırgın. Babam da çok üzüldü. Peki ne olacak şimdi? Allah sana bir şey oldu yok. Olan bana oldu. Şimdi sen bizim evimizde mi kalacaksın? Bilmiyorum, bana sorma ya. Mevo, burada işim bitti. Hadi ben de gidiyorum. Ya hayır, ne demek yani mahkeme sonuçlanana kadar Memo yurtta kalacak? Ya o çocuğun evi var ya. Ya ama amirim yani şimdi biraz vicdan, biraz merhamet lütfen yani siz bu çocuğu kimden koruyorsunuz ya? Biz neyiz yani? Organ mafyası mıyız? Haydut muyuz amirim? Osman, sakin ol. Bırakın beni ya! Ben dayımdan elimde yaşayacağım, annem de var. Ya bırakın ben başka yerde yaşayamam. Nenesinin gülü, gülü. Yavrum benim, kurban olayım. Nene beni bırakma! Dayı beni bırakmayın! Yapma böyle Mert. Adım Memo. Daha kaç defa söyleyeceğim? Ben Memo'yum. Sorun değil yavrum. Sorun değil canım, bir tanem. Adın ne olursa olsun. Memo, Mert, ne istersen. Değişmeyen tek bir şey var. Acılar bitti. Hasretlik bitti. Oğlumsun sen benim. Benim oğlum. Bu bana yeter Memo. Yeter aslan. Madem sen benim gerçek babamsın. O zaman benim mutlu olmamı istersin değil mi? İstersin. Tabii yavrum. Tabii isterim. O zaman bırak da evimize gidelim. Pekala. Çocuk, Memo bir süre daha sizinle kalacak.
mahkeme karar verene kadar. O da senin hatrın için. Abla! Anne! Hiç merak etme. Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Tamam mı? Melek, onun sonu Osman buraya kadar. Hayır değil, değil. Ne yapıyorsunuz kızım? Melek yavrum benim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Neyse, bir çekin, dur. Çıkın biraz. Anne! Anne! Çıkartın bunları. Bırakın kızımı, bırakın. Memo hadi. Yavrum. Hayır. Yavrum ağlama tamam. Hayır. Osman annemin anne. İlacı. Annemin ilacı o. Hayır. Anne. Hayır. 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 Anne. Nereye götürüyorlar? Tamam, bir şey tamam. Yap Osman. Anne. Allah aşkına durun. Tamam. Dayısı. Tamam dayı. Oldu mu Onur Bey? Mutlu musun? Ben başlatmadım. 12 yıldır sadece acı çektim ben. Sana her şey için teşekkür ederiz artık. Tekrar geçmiş olsun Mümtaz Bey. Sağ olun. Sizden haber bekliyoruz. Merak etmeyin. Baba, senden bir şey isteyebilir miyim? Ne isteyeceksin oğlum? Söz ver ama yapacağını. Dışarıda söylesen olmaz mı oğlum? Bak, Atıf amcan son derece işi gücü ağır olan bir adam. Hayır. Ama onun da burada olması lazım. Ağladın mı sen? Sen kötü bir şey yapmazsın ben biliyorum. Canım benim. Sen beni düşünme ben iyiyim. Üzülme sen. Ben hayatımda sadece birine anne dedim. Sana dedim. İlk kez sana dedim. Anne demek o kadar güzeldi ki. O kadar mutluydum ki. Ama sen merak etme. Buradan çıkacaksın. Sakın korkma. Ben yine seni görmeye gelirim. Görüşeceğiz yine. Anne. Ah benim bahtsız yavrum. Hangi birinize yanayım bilmem ki. Ay başım çatlayacak, çatlayacak. Al şunu iç de bari. Tansiyonum mu çıktı, ne oldu? Ah. Darmaduman olduk be Osman. Darmaduman. Vah bizim halimize. Vah ki vah. Meleğimi polis bırakmadı. Memo dersen perişan. Kim bilir bu yavrucak nasıl kendine gelecek.
ben bir yere gitmem diye diye uyudu kaldı. Nereye? Daraldım ana, daraldım, sığamıyorum hiçbir yere. Çıkacağım, biraz dolaşacağım, gelirim, merak etme. Şimdi ne olacak Meleğe kızım? Mahkemeye çıkacak, hakim ne derse. Ne diyecek? Hayırlısı olsun diyeceğiz kızım. O kadar kötü oldum ki Melek ablayı öyle kelepçeli görünce. Hele Memo anne diye bir bağırdı. İçim paramparça oldu vallahi. Parçalanmaz mı kızım? Parçalanmaz mı ha? Allah kimseye evladıyla imtihan etmesin. Ben imtihana girdim ya. Allah bir daha göstermesin. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Güzel kızım. Osman, ne arıyorsun oğlum gece gece sokaklarda? Çalacak çocuk falansa bu mahalleden çıkmaz. Ne diyorsun lan sen? Ben demiyorum oğlum. Televizyon bas bas bağırıyor çocuk hırsızı diye. Hep beraber izledik. Bu mahallede de her numara var. Çocuk hırsızı! Lan! Bak! Lan bırak! Lan bırak beni! Lan bırak! Tamam. Lan ağzını, burnunu dümdüz edeceğim. Bakalım bir daha dil uzatabileceğim. Osman dur. Lan vuruyor adamı, bırak. Lan bırak. Nasıl uzatabileceksin lan? Osman, evladım. Dur Osman, dur. Kalk Osman, kalk. Yapma oğlum, kalk. Oğlum bana bak. Bir daha karşıma çıkarsan seni öldürürüm lan. Allah belamı versin, öldürürüm seni. Yürü Osman, yürü. Bu gece de karakolluk olma, yürü. Bırak lan! Şimdi mi geliyorsunuz? Bayağı yakın neredeydiniz? Anne! Umudunu yitirme, bu da geçer geçer. Karanlığın ardından güneş açar açar. Gün doğmadan neler, neler, neler doğar. Kendini bırakma. Hadi bacım, hem gerekir. Karanlığın ardından güneş açar açar. Gün doğmadan neler, neler, neler doğar. Kendini bırakma, biraz daha dayan. Memo'yu ben kaçırmadım. Eski kocam Cavit kaçırmış, eve getirdi. Hakim Bey, ben onu bugüne kadar yavrumun yavrusu diye sevdim. Ne olur yalvarıyorum size, ayırmayın bizi. Yani ablamın bir suçu günahı yok Hakim Bey. Yani bizim oralarda günaha girmek bile parayla olduğu için, hani bizde de paranın ay yani. Nasıl güzel baktım Memo'ya, ben şahidim. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Öz çocuğu gibi baktı Memo'ya. Şimdi Meleğim oğlundan ayrı kalırsa dayanamaz. Meleğin tek suçu Memo'ya annelik etmesi Hakim Bey. Davalı Melek Caner'e. Son olarak söyleyeceğim var mı kızım? Ben kimseye üzmek... Kimsenin canı yansın istemedim Hakim Bey. Memo geldiğinde küçücüktü, çok küçüktü, daha kundaklıktı.
Bir kadın doğurmadan da anne olabilirmiş. Bana Memo öğretti. Benim bütün dünyam oldu Memo. Ben onunla tamamlandım. Onunla yaşadım. Tamam, belki ben ona çok iyi bir hayat yaşatamadım. Eksikleri olmuştur yani. Hani çok güzel giysiler giydiremedim mesela ona. Bir tane süper kahraman var, onun oyuncağı çıkmış. Çok istedi onu ama çok pahalıydı, çıkışmadı param, o yüzden alamadım. Ama ben ona verebileceğim tek şey, anne sevgisini ondan hiçbir zaman mahrum etmedim. Ben oğlumu çok sevdim Hakim Bey. Anne! Tamam Küçük Bey, sen gel bakalım. Söyleyeceğin bir şey var mı? Tamam yavrum. Kurban olurum anne. Kurban olurum anne. Annemin misli yok Hakim amca. O bana çok iyi baktı. O da, dayım da, ninem de. Annemi bırakın. Biz çok mutluyuz. Bizi bırakın. Eğer annem dayımın başına bir iş gelirse, evet, beni evinize götürebilirsiniz. Ama asla çocuğunuz yapamazsınız. Ben babasız büyüdüm. Babasızlığa alıştım. Ama annem yokken yaşayamam. Onlar yoktu. Hiç kimse yoktu. Ama annem vardı. Bana çok iyi baktı. Bana annemi verin. Dünyadaki bütün her şeyi alın geri. Ben razıyım. Baban haksızlık etmiyor musun böyle demekle evladım? Yıllardır senin yolunu gözledi. O kadar hasret çekti. Benim babamla bir sorunum yok Hakim amca. Yani hangi çocuk babası olsun istemez. Ama şimdi siz bana diyorsunuz ki, al babanı ver annene. Bir çocuktan böyle bir şey istenmez. Haksızlık bu. Ben annemi kimseye vermek istemiyorum. Hakim Bey, ben Melek Caner'in suçsuz olduğunu inanıyorum. Oğlumun kaçırılmasıyla ilgili kendisinden şikayetçi değilim. Gereği düşünüldü. Yaz kızım. Tarafların açık beyanları, eldeki delillerin incelenmesi sonucunda Mert Alkanlar'ın kaçılmasına dahli olmadığı göz önünde bulundurularak davalı Melek Caner'in beraatine, Mert Alkanlar'ın velayetinin ise mevcut adli tıp raporlarının doğrultusunda babalığının ispat edilmesinden ötürü Onur Alkanlar'a verilmesine karar verilmiştir. Anne kurtuldum. Evet annem kurtuldum ama... Ama kurtulmak bu değil. Anne... Şimdi bizi ayıracaklar mı? Anne hayır. Beni bırakma.
dayı. Atla dayısı. Senden bir şey isteyebilir miyim? Son bir şey. Ben günlerdir göremiyorum Memo'yu. Bu gece bizle kalsın. Bir gece. Baba. Oğlum. Lütfen. Geleceğim. Yarın söz veriyorum. Lütfen. Sadece bir gün lütfen. Tamam oğlum. Peki. Tamam oğlum. Ayrılıyoruz Ertis. Ayrılıyoruz. Ayırıyorlar oğlum bizi. Memo. Baba. Memo yarın kesin geliyor değil mi? Mert ismini kimse kullanmayacak galiba. Ha? Matmazel yine zevkini konuşturmuş. Çok teşekkür ederim Altan Bey. Umarım Memo da, yani Mert de beğenir. Baba. Efendim. Gazeteciler geldi, sizi bekliyorlar. Havada buz gibi. Ama gidip bir şeyler söylemek lazım, yoksa gidecekleri yok. Can. Bu nasıl düzdürüyor oğlum? Nasıl oturuyor buraya? Ben yaparım babacığım. Anlaşıldığı iş bana düştü gene. Gidip söyleyeyim bari. Sen onları bahçeye çağır. Şöyle. Şöyle gel. Baba. Efendim oğlum. Bana bir kardeşim olduğunu neden söylemediniz? Bak oğlum, kardeşini bizden aldıklarında siz daha bebektiniz. Bir babanın çocuğunu kaybetmesi çok acıdır. Ben bu acıyı yıllarca yüreğimde taşıdım. Deden, Altan, Matmazel de acımı yıllarca paylaştılar. Onların da canı yandı benim gibi. Biz senin canın yansın istemedik oğlum. Bizim gibi bir yanın eksik kalsın istemedik. Beni anladın mı oğlum? Hı hı. Ama şimdi kardeşini bulduk. Onu yanımıza alacağız. Ve hiç ayrılmayacağız. Evet, bunca yıl sonra torunumu bulduğumuz için çok mutluyum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Melek Caner'in tahliyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi mahkeme kararı ortada. Melek Hanım beraat etti. Bence de adalet yerini buldu. Onun bir suçu olmadığına inanıyoruz. Bu konuda içimiz rahat. Haydi mutlu olun bakalım. İzin veriyorum. Bunlar iyi günleriniz. Mert Alkanlar'ın 12 yıldır yaşadığı mahalledeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ev Memo'nun büyüdüğü ev. Ne o kız yine? Aman, Memo'ya gelmişler. Aile röportaj isteğimizi geri çevirdi. Biz de şimdi Mert Alkanlar'ın büyüdüğü mahallede onları tanıyan komşuları ve arkadaşlarıyla birlikteyiz. Merhaba. Memo nasıl bir çocuktu, anlatır mısınız? Çok yaramazdı, çok. Tam bir baş belasıdır o, baş belası. Memo'yu nasıl bilirdiniz?
Memo çok merhametlidir. Çok yardımseverdir. Zehir gibidir. Pırlanta gibi yetiştirdi onu benim arkadaşım Melek. O ne hindir o? Memo mahallemizin neşesiydi. Dünya iyisi bilirdik. Şimdi evin önüne geçiyoruz. Ulan Memo da iyice yırttı ha. Tabii oğlum, babası çok zenginmiş. O var ya, şimdi ne ganidir ha. İstediği gibi ballar, börekler, poğaçalar, istediğini ya. Ya oğlum, senin de aklın yemekten başka bir şey düşünmüyor ki. Oğlum aklından çıkmıyor ki. Acaba benim babam gerçek babam mı? Ne diyorlar, bizi de çekecekler mi? Baba, bir şey soracağım. Sen benim gerçek babam mısın? Ne biçim soru lan? Kaç. Getir lan o terliği buraya, tipsiz. Kameramanlar. Memo gidecek, artık olmayacak burada. Sabahları ben okula tek mi gideceğim? Aa, Memo yoksa başka arkadaşlarım var kuzum. Musti var, Selami var. Ama Memo benim elimi tutardı. Yavaş yavaş boğulacağım. Söyleyene bak. Annem. Annem. Bu yemeği kimse senin kadar güzel yapamıyor ha. Oğlum benim. Afiyet bal şeker olsun oğlum. Ye güzel güzel, daha var. Herhalde lan. Anne yemeği gibisi var mı oğlum? Anne. Memo mu? Ben şimdi senin yemeklerinden bir daha yiyemeyecek miyim? Tamam ya, oho! Ne bağladınız dramayı ne ya? Şişt, alo, bana bak, drama bağlamak yok. Öyle ben bu gece dram, aşk, şiddet, entrika falan istemiyorum yani. Şiddet, entrika nereden çıkıyor ya? Ya ne bileyim, o işte öyle dram deyince arkasından otomatik geldi yani. Lan yani... Bu gece öyle ağlamak, gözyaşı bilmem ne falan yok. Bak zaten zamanımız kısıtlı. Vakit nakittir hesabı. Öyle yok işte ağlamaktır, ayrılık acısıdır. Yok sümüğüm attı, yan yattı, çamura battı bilmem ne, anlamam vallahi yani. Ağlayana var ya, vururum kırbacı yani. Hani şiddet yoktu Osman. Şiddet yok. Şiddet asla yok. Şiddete karşıyız yani. O zaman ne yapıyoruz ağlayana? Tamam, ağlayan bütün bu bulaşıkları gidiyor. Çivi gibi soğuk suda yıkıyor, ondan sonra duruluyor, yerleştiriyor. Sonra çay demliyor, çay servisi yapıyor. Ondan sonra benim orada bir tane kirli kazak vardı, onu yıkıyor, asıyor. Yani bütün hizmet yani. Abanıyoruz yani. Bitti mi? Bitti. Ben yıkanmasını biliyorum zaten. Komşu teyzeler... Kestane kebap! Lokum bunlar, lokum. Haydi buyurun. Ya dayı dur. Osman en heyecanlı yeri. Ne için bakıyorsun? Sen iyi bir teyzesin. Annem olsana benim. Bak ya. Annemi. Ben senin nasıl annen olurum? Hem çok benziyorsun. Kime benziyorsun? Ağlıyorsun! Kime ağlıyor ya? Ne alakası var Allah Allah? Ya dayı ağlıyorsun işte, kaytarma. Oğlum gözüme göbek pamuğu kaçtı. Göbek pamuğu ya dayı ya. Öyle ağlamak yoktu. Ama dedim ben size kaç kere, bana hissettirmeyin şöyle filmleri diye, ben kötü oluyorum ya. Hanginiz açtı bunu ya? Sen demedin mi kalsın değiştirmeyin diye? Hadi bakalım. Söz ağızdan bir kere çıkar. Hadi bulaşıkları. Ya anam. Çok soğuk, ne olur yıkamayın. Hadi bakalım Osman. Ulan ya, ne kadar zalımsınız ya. Dayı dur, bana bisküvi getirsene. Osman, bulaşıklardan sonra çay demlenmiştir. Gelirken getiriver. Osman, benim şeker ilacını da getiriver. Ama abarttınız artık yani. Ya dayı hadi koş getir hızlı. Hadi canım, benim dayım adım. Hadi, hadi. Osman, Osman.
anneciğim. Memo, sakın üzülme, tamam mı? Bak, üzülmeyeceksin. Sıkı sıkı giyineceksin, üşütmeyeceksin. Yemeklerini de güzel güzel yiyeceksin, tamam mı? Tamam mı? Sen merak etme, ben zaten sıkılırım orada. Gelirim yine. İzin verirlerse tabii. İşe bak ya. Kendi yeğenimizi böyle izin kağıdıyla göreceğiz ya. Ben razıyım izin kağıdına da sanmıyorum. İnsanlar da ne yapsın? Tamam. Okusun. Oh güzel oğlum benim. Aslan oğlum, aslanım. Aslanım benim. Koçum benim. Memo bak, benim sana bir sürprizim vardı annem, gösteremedim. Bak istediğim pantolonu almıştım. Sevdiğim pantolon. Hem bu kazağını da sıcak tutuyor diyordum, üşümüyorum diye onu da koyuyorum. Sevdiğin kurabiyelerden de var. Bak. Gene yapsana. Ne haber? İyi, sen? Nereye? Gidiyorsun demek ama mı? Bizi unutma, tamam mı? Kendine iyi bak kardeşim. İyiyiz değil mi bu? İyiyiz, iyiyiz. Ulan Bedir, seni bile özleyeceğim. Yine gelirsin değil mi kanka? İnşallah kardeşim. Okulda benden hep kalem istiyordun ya, beni hatırlarsın. Teşekkür ederim. Anne. Ama anne ağlama. Dayı. Nene, hadi eyvallah. Eyvallah dayısı. Güle thank you.
Hoş geldiniz küçük bey. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz küçük bey. Hoş geldin oğlum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin Mert. Hoş geldiniz efendim. Bak, burayı senin için hazırladık. Beğendin mi? Çok güzelmiş. Hepsini ben seçtim senin için. Bir şey daha var. Ne o, benim haberim yok? Haberin yok. Çünkü bu bir sürpriz. İkinize de. Neymiş o? Dedenizle hazırladık sürprizi. Bugünü babalar ve oğulları günü ilan ediyoruz. Babalar ve oğullar günü mü? Evet. Ve hiç vakit kaybetmeden çıkıyoruz. Nereye? Osman abi, bu soğukta kim gelecek parka ya? Kilimci gelecek. Kilimci kim ya? Oğlum, hadi çalışalım. Çalışalım, ağlamayana meme yok. Çalışmazsak para kazanamayız. Çalışalım, zaten bak sinirlerim tepemde. Yoksa bu Memo'nun yokluğu beni delirtecek iyice. Hadi. Herkes duysun, herkes bilsin. Çilingir Osman burada. Çilingir Osman kim lan? Sen. Oğlum. Yavrum. Yakışıklı. Biz burada ne yapıyoruz? Sihirbazlık yapıyoruz değil mi aslanım? Değil mi akıllım? Değil mi oğlum? Değil mi Bedirciğim? Değil mi ayı? Ne dedin? Oğlum. Hadi bak. Hadi başlayın şu işi, daha yüksek sesle yapın. Hadi bak, sinirlerim bozuldu ha. Vallahi ikinizi toplasak bir tane memo etmiyor yani. Gidiyorum ben ya. Şş, nereye? Ya acıktım ben ya. Ay senin midene... Ya Osman abi, kimse yok baksana. Boşuna donacağız burada. Tamam lan, tamam. Hadi madem buraya kadar geldik, sana bir numara yapayım da öyle gidelim bari, hadi. Şimdi şu elimde gördüğüm peçeteyi alıyorsun. Parçala bakayım onu. Ha, parçala, parçala, parçala. Tamam. Top yap şimdi onu güzelce şöyle. Yap, 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 yap. Şimdi bu numaranın adı sihirli kalem. Ver bana onu. Şimdi bu senin parçaladığın mendile bir hokus pokus deyip kalemi değdir bakalım. Hokus pokus. Al bunu, aç. Vay, olaya gel. Gel tabii koçum. Biz bu işi işin erbabından öğreniyoruz ya. Boru mu yani? Yoruldular tabii. Sonunda baba. Sonunda kavuştuk oğluma. Şimdi tamam olduk biz. Thank you.
Aa, Melek hala mı ağlıyorsun? Yapma kızım, yapma. Bak, bu gözyaşların Memo'yu geri getirmez yavrum, getirmez. Anne sen ne yapıyorsun ya? Bırak geçsen içeri, ben yaparım onları. Şunları çalkalayıvereyim dedim. Tamam, bırak bana. Ha, bana bak. Şu da şeyin, Perihan'ın tabağı. O da tabak boş gitmez de. Şu kurabiyelerden koyayım birkaç tane. Ona götürelim. İyi tamam, bırak ben veririm onu. Ayaz zaten dışarısı. Hı? Bırak ben götürürüm. İyi tamam. Hadi peki sen götür bakalım. Al, hem de bir dolaşmış olursun. Açılırsın şöyle. Tamam, bunu belleme. Yaparım ben gelince, tamam. Yapma kızım böyle, yapma kızım. Canım pahasına arzu ettiğim tek bir şey var Melek. Oğluma kavuşmak. İnşallah. İnşallah. Ve onu kaçıran her kimse onunla karanlık bir sokakta bir gece yüz yüze kalabilmek. Tam da hayal ettiğin gibi değil mi? İşte o karanlık sokak karşında da ben. Tıpkı tarif ettiğin gibi. Hayal ettiğim bu değildi Melek. Neden geldin o zaman? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey seninle ilgili hayal ettiğim şey bu değildi. Bizimki yani yaşadıklarımız bir masal gibiydi. Zaten bu masalın sonunu mutlu hayal etmek aptallıktı belki de. Ben bu masalın sonsuza dek sürmesini istiyorum. İstiyordum. Keşke. Ama olmadı işte, büyü bozuldu. Ben burada, bu mahallede nefes almaya devam edeceğim. Yaşamak demiyorum çünkü Memo olmadan benimkini yaşamak denmez. Artık Memo yok. Sen de yoksun. Bizim masalımız bitti Onur. Küçük Bey, hangisini giymek istersiniz? Can nerede? Can Aikido dersinde. Evet, hangisini giymek istersiniz? Hiçbirini. Hiçbirini? Evet. Ben bunu giyeceğim hacı. Daha şık şeyler var. O yüzden bunlardan birini giyelim hadi. Yok, ben bunu giyeceğim. Hadi lütfen. Bakın ben bunu almalıyım sizden. Ya manyak mısın, yırtacaksın. Benim annem verdi bunu bana ya, bırak. Hayır, onu verir misiniz? Ben lütfen, lütfen. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Rica ediyorum, verir misiniz onu bana? Ağzını bozdurtma lan. Lütfen, kutu ver, lütfen yapma. Ne oluyor? Lütfen, kutu ver, lütfen yapmayın bunu. Ya yırtacaksın. Ne oluyor burada? Ya bırak. Allah Allah. Tamam oğlum, onu giy. Ay, ben bir şey demedim Onur Bey. Tamam Matmazel, siz çıkabilirsiniz. Dedim mi dedik? Allah'ım ya! Annemi özledim ben, anneme gitmek istiyorum ya. Allah Allah, götürün beni anneme. Tamam oğlum, sakin ol. Ne sakini ya? Yaren. Yaren. Osman. Osman. Yaren. Osman babam. Babanı geçeceksin. Babam bitti, havası söndü babanın artık. Osman tamam babam. Ya başlayacağım babana ya. Babanın hükmü yok artık. Aşkımızın karşısında dayanamadı baban. Ne
deprem mi oldu? Yer ayağımdan kaydı ya. Osman babam. Kapı orada. Evet, kapı orada da ben işte alışkanlıktan Mahmut abi. Lan maymun gibi sallanıp duruyorum. Geç içeri, konuşacaklarım var seninle. Yok, iyi bir şey mi oldu şimdi? İyi bir şey, iyi bir şeydi. Tüfeğe sakla tüfeği. Ne yapıyordur acaba şimdi? Ne bileyim kızım, ne bileyim. İnşallah yeri iyidir yavrucuğumun. Ne yapalım? O mutlu olsun da. Gerisi bu. Anne, Memo'nun gömleği yok. Sahi ya. Sağ ol kızım. Oh be! Yani şöyle ne güzel ağzımızın tadıyla böyle güzel güzel bugünleri de görecekmişiz demek ki yani. Kavga, gürültü, top tüfek yok değil mi yani? Bak Osman, şimdi son günlerde bir sürü tatsızlıklar yaşadık. Hani kendi payımıza düşen üzüntü neyse onu da yaşadık. Adeta kabustu yani. Şimdi bitti gitti oğlum. Bundan sonra önümüze bakacağız. Ama tabii bazı anlaşmalar da yapmak şart. Tabii tabii. Yani anlaşma yapmak lazım yani. Zaten insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koşuşa koşuşa. Birincisi ben hurdacıya kız mız vermem. Hayda, ama yani şimdi bu senin yaptığın ya tam bir oyun bozanlık Mahmut abi. Yani tam bir mızıkçılık, yok ben anlamamcılık, benim dediğim olacakçılık yani. Tüfeği sakladın değil mi kız? Osman, zırvalamayı kes. Ben öyle sihirbazlıkmış, okkabazlıkmış. Aha bunlardan anlamam. Önce kendine güzel bir iş bulacaksın. Ha? Sonra bir daha gece yarıları karanlıkta, sokak ortasında benim kızımla köşe bucak görüşmek yok. Aha öyle maymun gibi camlara da tırmanmayacağım bir daha. Yok yok. Artık bundan sonra kapı önünde biz görürüz şimdi. He. Bilhassa bir şey söylüyorum. Bundan sonra bu eve o bohçacık karı kılıyla girmek yok. Anlaşıldı mı Osman? Oo Mahmut abi, ama senin bu yaptığın yani tam böyle sıkı yönetim bildirisi gibi oldu yani. Dürtme yani, ben söyleyeceğim yani. Ay referandum meferandum diyeceğim, o da işe yaramaz yani. Osman uzatma oğlum ya. Evet mi? Hayır. Evet. Daha iki gün bile olmadı. Çok özledin değil mi anneni? Hem de çok. Seni anlıyorum. Ben yıllardır özlüyorum annemi. Yani annemizi. Nerede acaba bizim gerçek annemiz? Çok hastaymış. Biz daha bebekken yurt dışına gitmiş tedaviye. Orada ölmüş. Bir yer ne güzel gidiyordu değil mi ya? Evet. Melek annem, babam. Acayip iyi gidiyordu ya. Ne güzel sevmişlerdi birbirlerini. Belki yine severler. Annem çok kırıldı oğlum. Düzelmez kolay kolay. Bilmem. Belki yumuşarlar. Benim yüzümden. Anlamadım. Ben ortaya çıkana kadar her şey yolundaydı. Saçmalama. Bir gün olsa çıkacaktı. Ne yapacaktın? Ömrün sonuna kadar saklanacak mıydın? Keşke saklansaydım. Annem mutlu olsaydı. Kafayı mı yedin Memo? Yat uyu hadi. Uykum geldi benim. Yarın okul var. İyi geceler sana. Sana da iyi geceler.
ne işin var lan senin burada? Dayı, kaçtım, sizi çok özledim. Vay be. Lan Allah iyiliğini versin. Biz de seni çok özledik oğlum. Gel gel hadi gel. Çıkart lan ayakları, çıkar. Ayakkabılar nasıl dayı? Allah şekil, keyfin yerinde ha çakal. Vay yavrum vay. Ay Allah'ım. Memo düşeceksin yavrum, uyumadın mı hala? Memo! Memo! Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Oğlum! Osman Memo! Sen nereden çıktın lan? Piyangodan. Eşek seni! Nasıl geldin sen? Sana rezil. İki gün gitti, espri yeteneği gümlemiş ya hemen. Bana da bıraktın beni. Ben artık da ben çalışacağım. Oh Memo! Annem bir koklayayım, bir koklayayım yavrumu, bir koklayayım. Oh! Ne istiyorsun? Ne? Ne? Oğlum ağır gel bakalım ya. Onur Efendi yavaş biraz yani. Osman? Aynen. Namı diğer çil... Neyse şimdi karıştırdım ben namını mamını, bildin mi? Evet evet. Kusura bakma, ben başka birisi sandım. Şimdi sebebi ziyaretimiz şu ki Memo bizde. Ne? Dur. Tamam. Ya, ne yapalım ya? Çıkmış gelmiş çocuk. Gece vakti yani. Ayıptır söylemesi şimdi. Kafes altından da olsa. Değil mi? Yani kuş uçtuktan sonra kaç yazar. Tamam ben hemen geliyorum. Bir dur dur dur. Yani acele etme bence. Yani bırak çocuk kalsın bu gece burada. Yani sonuçta tanıdığı bildiği yer yani. Biz de yabancı değiliz canım yani. Ayrıca yani benim sana şu anda telefon etmem de bizim iyi niyetimizin bir göstergesi yani, değil mi? Tamam da yarın okulu var. Yarın erkenden gelirsin, alırsın çocuğu buradan. Dersleri çalmadan götürürsün okuluna yani. Şimdi gece vakti çocuğa git gel yaptırmayalım. Tamam. Peki sabah erken alacağım ama. İyi gel al, tamam. Bekleriz. Hadi eyvallah. Anneni görmek için evden kaçmana gerek yoktu Memo. Keşke bana söyleseydin. Bak, bu yeni okul kıyafetin. Sen bunu giyerken biz annenle biraz konuşalım. İyi misin? Ben seni özledim. Var, özlenecek çok şey var. Melek, bak bu olanlar. İstersen bunların üstesinden gelebiliriz. Nasıl? Nasıl gelelim? Memo'dan mı vazgeçeceksin? Hayır. Ya? Yılan hikayesini biliyor musun sen? Bende bu evlat, sende bu kuyruk acısı varken demiş hani. Bizimki o hesap. Yeni okulunda ilk günü olacak. Bakayım annem. Çok güzelmiş, çok yakışmış senin kıyafetlerin. Benim önlüğüm vardı. Ama yeni okulunda yeni forman bu. Annem şimdi yeni öğretmenlerin olacak, yeni arkadaşların olacak. Hepsiyle iyi geçin, tamam mı Memo? Tamam. Derslerini can kulağıyla dinle. Yardım edeyim mi? Hadi geç kalmış. Dur oğlum, dur annem. Annem bereni niye takmadın? Üşütme annem, çıkarma kafanı. Çıkmamız lazım. Geç kalacağız.
Hadi bakalım. Görüşürüz. Tamam annem, iyi dersler. Gece haber vermeden çıkıp gitmen hiç doğru değildi. Söyleseydim gitmeme izin verecek miydin ki? Suçunu bastırma. Neyse, bunları ayrıca konuşacağız. Gel bakalım. Durumunuz özel Onur Bey. O yüzden nakil konusunda size bir ayrıcalık tanıdık. Ancak... Sorun ne? Sorun okulumuzla oğlunuzun geldiği okul arasındaki seviye farkı. O farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Anlıyorum. Ancak ana sınıfından başlayıp seneler süren bir eğitim söz konusu. Bu fark öyle bir çırpıda kapanacak gibi değil. Allah Allah. Seviyeniz batsın sizin. Nesi varmış benim okulumun? Haklısınız. Ama ben yine de bir deneyelim derim. Önceden söylediğim gibi, Memo'nun eğitimindeki eksikliği özel derslerle en kısa sürede kapatacağımıza inanıyorum. Pekala. Pervin Hanım, buyurun. Benimle geliyorsun. Teşekkürler. Kolay olmayacak. Ama hemen pes etmek yok. Elinden geleni yap, tamam mı yavrum? Tamam. Güzel bir okul burası. Yakında alışırsın. Hadi sarıl bir babaya. Hadi iyi dersler. Dert etme baba ya. Ben buralara yabancı değilim zaten. Nasıl yani? Hocam kalkacağım. Sakin ol. Sakin ol hocam. Ne yaptın lan sen? Hocam neredeyseniz onu yaptım işte. Ortaya karışık. Yok. Bir şey değil ya. Cam var ya yanımda. Yabancılığı çekmem zaten. Tamam. Anlaştık o zaman. Görüşürüz yani. Size de iyi günler. İyi günler Onur Bey. Bak bak, döndü çöplüğüne yine. Bu işler böyledir kızım. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Bakma bakma, hiç bakma. Anam ne olacaktı? İki gün gezdi, tozdu, aldı hevesini bıraktı. İki elbiseye tav oldu, hasbı. Sakın Melek, sakın. Ne uyuyacağım, Allah'ından bulsunlar. Perihan kolay gelsin. Sağ ol Neriman. Ay kız, yazık size. Bu soğukta bir yerleriniz donmasın. Alışığız biz canım. Sen esas kendi bir yerlerine bak. Mahmut delik deşik etmişti ya birkaç gün önce. Ne oldu, iyileştin mi? Yürü Peri yürü. Hadi. Ne muhatap alıyorsun bunları? Anam bu da başka bir tür. Gresu patlaması nedir çocuklar? Bir tür metan gazı sıkışmasıdır öğretmenim. Başka? Metan gazının havayla karışması sonucunda olur. Başka etkenler yok mu? Oksijen ve patlayıcı gaz temas ederse. Şimdi oldu. Tutuşturucu bir kaynakla temas etmesi şart. Peki başka nerelerde görünür? Maden ocaklarında. Kömür yataklarında öğretmenim. Mert, oğlum. Ne var be? Buyurun hocam. Uyumaya mı geldin evladım? Uyumuyordum ki. O zaman cevap ver soruya. Soruyu bir daha alabilir miyim? Metan yavrum. Metan gazı maden ocaklarında ve kömür yataklarında. Peki başka nerelerde görünür? Ne bakıyorsun lan? Kanalizasyonda öğretmenim. İşte bu. Duydun mu Mert? Hocam duydum da yani eksik. Öyle mi? O zaman sen tamamla eksiği. Çöplüklerde hocam. Çöplük mü? Ne alaka öğretmenim? Biz çöplükte çöp hurda falan toplarken en çok metandan korkarız. Yine mi anlatırdı? Ben doğmadan önce Ümraniye'nin orada büsbüyük bir çöplük varmış. Bir gün patlamış. Bir sürü insan ölmüş. Çöpün altında bir sürü insan kaybolmuş. Sakat kalanlar olmuş.
Ne oradan şans eseri kurtulmuş yaralı. Şimdi onun orada koskoca binalar var. Ne zaman önünden geçsek ninemin gözü dolar. Çöp topladı arkadaşları gelir aklına. Onlara bir dua okur içinde. Melek, kız telefonun çalıyor. O mu? Konuşmayacağın mı? Konuşmayacağım ya. Ya konuştuk konuşacağımız ne kaldı ki? Belki Memo için. Ne Memo için? Dur şu yeni biten inşaata taşınanlar var. Onların kolilerini akşam olmadan bir alalım da. Yetişelim. Islanmış. Çiçeklerin en güzeli yarenim. Ne haber? İyi, sen? İyi, düşmedi kalkmadı. Normal. Paşam yok mu? Paşa hangi paşa? Hangi paşa olacak ya? İstanbul 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Mahmut Paşa. Ya Osman duymasın, fena yapar. Yaptı zaten kızım, yapacaksın daha ne yapacak? Sana da yaranılmıyor ha, aşk olsun. Aşk olmuyor işte aşk. Aşk olmuyor. Ha, eskiden daha iyiydik vallahi, en azından kuytuda köşede buluşuyorduk, iki öpüşüyorduk, koklaşıyorduk. Şimdi o da yok yani baban sayesinde. Ama özgürüz artık, özgür. Ha, özgürüz. Tabii tabii özgürüz. Ha, özgürüz. Ya özgürüz. Değiliz özgür mü özgür? Biz senin babanın buyurduğu kadar özgürüz, ona da özgürlük denmez. Şimdi burada beni mahallede böyle özgürlük nutukları attırıp da başımı belaya soktuk bak. İş konusunu ne yapacaksın? İş konusu tam bir muamma yani. Hurdaya çıkmanı istemiyorum biliyorsun. Biliyorum, bilmem mi? Yani senin baban yüzünden artık şu mahallede hurdaya da çıkamaz oldum ben. Ta cehennemin dibine gidiyorum hurda toplamak için. Oradan da topladığım 3-5 bir şey arabanın mazotuna bile yetmiyor yani. Ne olacak böyle? Bilmem. Yaşayıp göreceğiz, bilmiyorum. Bakacağız yani. Baban arıyor. Buyur paşa. Mahmut abi. Evet. Olur. Tamam. Geleyim. Tamam. Tamam geleyim ben. Şöyle yapalım o zaman. Ben geleyim. Tamam. Tamam paşa. Başüstüne paşa. Mahmut abi. Başüstüne. Hürmetler. Hürmetler efendim. Saygılar. Hürmetler. Ne oldu, ne diyor? Eve çağırıyor beni. Konuşacakmış. Hakkını helal et yarenim. Gitmek var, dönmek yok. Gel seni bir oh öpeyim. Yani bana bir şey olursa vasiyetimdir. O sarı saçlarını kes, gel mezarıma ser. Ya Osman daha neler ya? Hadi git sinirlenmesin. Tamam gideyim. Oh. 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 Gidemiyorum ki sen böyle yapayım. Hadi hadi kalk. Tamam gideyim ben. Görüşürüz. Aşkımız için her türlü fedakarlığa girdin. Gerekirse öldürsün o koca yaba yaba elleriyle böyle tokat manyağı yapsın, yine de gideceğim yarın. İçin rahat olsun. Sağ ol yarın. Lan Mahmut. Ben değilim sahibi dükkana koyacak bir adam. Sen de bana değilsin Osman. Bu senin Osman adam mıdır? Ya iyidir Sefer Reis ya. Şimdi bu benim kıza deli gibi sevdalı, biliyor musun? Yani evlenmek için ne desem yapmaya razı. Ben de şimdi dedim ki hani düzgün bir işi olsun. Damat olacak diyorsun. Ya işte kısmetse yani. Sen hele bir işe al da. Bak sonuna kadar kefilim ha. Ben zaten sağa güvenip de alacağım onu dükkana. Sigortada yapacaksın mı? Herhalde. Ha bu devirde sigortasız iş olur mu? İyi. İyi, güzel. Sağ olasın.
Şaban. Gel. Patron nerede? Osman abi iş bağlıyor. Ne işi lan? İnce iş abi. Ne? Oğlum anlatsana şunu. Vallahi abi anlatacak yerlerim ağrıyor. Bitmediniz mi bitmediniz? Al. Çabuk anlat yoksa her yerini ağrıtacağım. Babam aradı. Bizi alacakmış. Ona bir şaka yapalım mı? Nasıl bir şaka? He bak şimdi. Sen ben olacaksın, ben sen. Müşterimizi değişeceğiz. Gel gidelim. Ne haber Can? Nasıl geçti okul? Neye gülüyorsun ya? Ya bu zaten al şu gözlüğünü, gözüm bozacak. Oo, iş birliği yapıp babaya numara çekmeler ha? Tabii, lazım. Tamam, yazdım ben bunu bir kenara. Hadi geçin bakalım arabalara. Sağ olasın Sefer Reis. Çok sağ ol. Lafını bile etmiyorsun Mahmut. Senin hatırın bende çoktur. Sen de sabah saat 7'de dükkanda ol. Geç kalmıyorsun ha. Kalın sağlıcakla. Olur. Hadi selametle. Bu hurdacılık işiyle ömür geçmez Osman. Bak bu balık işi iyi oldu ha. Evet. Ben aslında balığı tavada bilirim bir. Böyle palamut falan olur. Çingene palamut tam mevsimi. O böyle tavada ızgara kuru olur. Izgara kuru olur gerçi. Tavada daha iyi oluyor. Oğlum neler saçmalıyorsun lan? Boş boş konuşma. Bana bak. Yarın sakın geç kalma ha. Hadi hayırlısı olur inşallah. Osman sakın yüzümü kara çıkarma değil mi? Olur. Ben sabah 7'de nasıl uyanacağım ya? Mahmut baba beni sevdi. Hayat abi. Abi hayırdır? Acele işlemişsin. Koştur koştur geldim. Şşş. Sessiz biraz. Mahmut Osman'a iş ayarlamış. Ne işi? Balıkçı Sefer'in dükkanında. E'si dükkana bakacak işte. Bir saniye. Şimdi hurdacı Osman, balıkçı Osman mı oldu artık? Yani olacak. Tabii biz izin verirsek. Ben yukarıdayım. Ben acıktım. Can, baban daha gelmedi mi? Onun randevusu varmış. Bizi bırakıp devam etti. Osman abla, biliyor musun? Böyle karnım var ya böyle kıyım kıyım böyle. Bir kıyıntı yesen çok güzel olur biliyor musun böyle başlamadan önce. Ay yo olmaz öyle olmaz küçük bey. Mahmut olmaz ya. Biz önce dışarıdan geldiğimiz zaman önce ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra günlük kalori miktarına göre Asuman Usta bize bir şeyler veriyor yemek. Ne kalorisi? Allah Allah. Lütfen düzgün konuşalım, düzgün. Ama yani şimdi bir başımızda zaten bir kıl kuyruk var. Bir de sen çıkma yani Mazer. Bakın, biz yemeği salonda yeriz. Ya yeseniz ne olur, asaletiniz mi bozulur? İncileriniz mi dökülür? Mutfakta yemeği çalışanlarımız yer. Biz salonda yeriz. Ya sonuçta... Ben de mi çalışamıyorum Atmazer? Hayatımız çalışmakla geçti. Asuman abla kurban olayım bana güzel bir şey ver. Hayır lütfen küçük bey lütfen. Lütfen olmaz ama. Afiyet olsun. Sağ ol da. Nasıl geçti bugün okul? Allah kötüydü. Ne bakımdan?
Ya dede orası okul değil bence. Ne peki? Allah bence orası Besi çiftliği gibi bir yer yani. Hepsi inek. Melek. Merhaba. Habersiz geldim. Hoş geldin. Hiç önemli değil. Otursana lütfen. Bugün aradın, açamadım. Kağıttaydım. Melek. Onur. Memo'ya çok kızdın mı dün gece için? Kızmak değil. Gece yarısı evden kimseye haber vermeden çekip gitmesi. Bu yaptıkları beni endişelendiriyor Melek. Bunu konuşacağım. Ona kızma Onur, o daha çocuk. Belki dayanamamış, beni özlemiş. Ben de dayanamıyorum. Memo'nun yokluğuna dayanamıyorum. Biz hiç ayrı kalmadık ki bir gün bile. Şimdi bu durum ikimiz için de çok zor. Onu çok arıyor. Onun ev bomboş. Evin içi bomboş. Mahalle bile. Sokaklar ıssızlaştı. Onur, biz ayrı ayrı yapamayacağız. Melek. Ben bu acıyı yıllardır yaşıyorum. Yıllardır ayrıyım ben oğlumdan. Benim... Dayanamıyorum Onur. Dayanamıyorum. Memosuz duramıyorum. Ben böyleysem o ne halde? Ne olur, ne olur beni oğlumsuz bırakma. Beni ayırma Memo'dan. İzin ver Memo benim yanımda kalsın. Sana yalvarırım. Melek, yapma lütfen. Onur, sen yapma bunu bize. Bizi ayırma, yalvarırım sana. Yalvarırım sana. Melek. Benden her şeyimi iste. Neyim varsa. Tüm varlığımı. Hatta canımı. Ama oğlumu isteme benden. Onu sana veremem. Bak. Lütfen sen de beni anlamaya çalış. O benim oğlum. Yıllar sonra ona kavuştum ben. Onun yeri benim yanım. Görüşmenize falan engel olacak değilim. Bunu yapmadım da zaten biliyorsun. İstediğiniz zaman görüşebilirsiniz. Ne zaman istersen gel eve. İstediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz Melek. Ama onun babası benim. Memo olması gereken yerde. Evinde. Gerçek ailesinin yanında. Melek, bak buna alışmak çok zor. Biliyorum. Benim için de hiç kolay değildi. Vermez kızım. Verir mi tabii? Ne de olsa Memo onun öz oğlu. Hadi hadi Melek. Kalk gel sofraya da biz başlayalım.
Bu Osman'ın geleceği falan yok kızım, gel. Benim hiç içim almıyor anne ya, sen ye. İçim almıyor olur mu canım? Allah Allah. Öyle yemeden içmekten kesilmek olmaz. Ya bir günden ne olacak anne Allah aşkına ya? Melek gel buraya. Allah Allah. Aa! Tam da sırası. Bana bak. Dışarıda elektrik var. Yanıyor onlar. Dur bakayım, sigorta attı demek ki. Ben bir bakayım. Kim o? Osman? Kim o? Benim ya. Allah kahretmesin seni. Allah seni ne yapsın Osman ha? Bu Allah seni ne yapsın ha? Ödümüzü patlattın. Aman sizde de ne yük varmış be. Hemen böyle patlamaya yer arıyor. Ama ben patlatacağım artık ben seni. Patlatacağım Osman yani. Kırdın kalın kırsın geçersin. Çok fırlısın. Bir şey olmaz ya. Kötüye bir şey olmaz. Bana bak. Nasıl korkuttu o? İyi halt etti. Sofranın nimetin önünde. Al al suyu su. Konuşturacak beni şimdi. Tövbe lan. Bu ayağımı bana da su ver. Ne yaptın? Konuştun mu Mahmut'la? Yarın balıkçıda işe başlıyorum. Aa, sen balıktan ne anlarsın be oğlum? Ben de öyle dedim. Yok, hadi hayırlı olsun, hayırlı olsun. Tokalaştık. Öyle karambole gitti yani. Tamam neyse yani inşallah hayırlı olsun da hurda. Hurda devam canım o. Ata mesleği yani. Ne ara, ne zaman, nasıl olacak yani ikisi beraber? Ya işte gündüz balıkçıda çalışacağım. Gece de hurdaya çıkacağım yani. Ne yapayım, para mı var? Para varsa canım, mecbur çalışacağız yani. Buzlama zingoyu da o yüzden benim aletin edevatın arasından çıkarttım yani şey. Geceleri göremiyorum, çok karanlık oluyor o açıdan. E bakalım, uyanabilirsen yaparsın. Anne sen Memo'ya tabak mı çıkardın, bu ne? Ay ne bileyim be Melek, ne bileyim be. Ben ne yaptığımı farkında mıyım be? Ne? Bilmiyorum, dur. Bebe bebe. Bilmiyorum numara. Alo? Alo anne. Memo, sen misin oğlum? Anne seni çok özledim. Canım oğlum benim, ben de seni çok özledim. Kuyusu, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor oğlum hayat? İdare eder. Nasıl? Nasıl idare eder Memo? Bir şey mi oldu oğlum? İyi misin? Bir şey mi oldu? Okulda mı bir şey gidiyor? Okula gidiyorsun değil mi annem? Ya anne sen boş geç okulu. Sen nasılsın? Ne oldu? Hasta mısın sen? Yok annem ben hava çok soğuk ya. Sobayı harladık onun külünden. Sen yoksa bu buz gibi havada işe mi çıktın? Çıktım tabii annem ben çok iyiyim. Ama anne sen işe çıkma. Ben gideyim senin yerine çıkarım. Sen daha tam iyileşmedin. Allah'ım benim düşünceli yavrum benim, düşünceli oğlum benim. Sen bunları düşünme oğlum hiç. Sen iyi misin, ne yapıyorsun? Bana bir söyle bakayım, keyfin yerinde mi? Üzmüyor kimse seni değil mi? İyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Burası çok rahat, çok güzel. Ya ne güzel oğlum maşallah. Ne güzel annem, çok sevindim. Mutlu ol annem, olur mu? Ama anne sen yoksun. Senin kokun olmayınca olmuyor be anne. Memo zor annem ben biliyorum zor tabii bak biz de burada dayın nenen hep seni düşünüyoruz konuşuyoruz özlüyoruz yani bizim için de hiç kolay değil ama alışacağız annem başka çaremiz yok. Ama anne ben seni çok özlüyorum. Ben de seni çok özlüyorum annem çok özlüyorum ben. Memo bu telefon senin mi anneciğim şimdi sen bunu ben bunu kaydedeyim o zaman. Dayına da nenene de vereyim. Buradan hep konuşuruz annem. Mesajlaşırız. Mesaj yazarım ben sana. Bak eğer sen üzülürsen ben daha çok üzülürüm Memo. Tamam tamam sen yeter ki üzülme. Seni çok ama çok seviyorum. Çok seviyorum seni Memo. Ben de seni çok seviyorum anne. Dayım neneme çok selam söyle. Tamam annem. Onlar da seni çok öpüyorlarmış bak. Öptük Memo. Hadi bak güzel ye yemeklerini. Erken yat. Tamam, hadi öptüm. Çocuğun sesi buruk.
Senin burada ne işin var? Sen beni mi dinledin? Oğlum, sana dair yıllardır bilmediğim öyle çok şey var ki, hepsini öğrenmek istiyorum. Aslında huyum değildir ama kapı dinlemek ara sıra işe yarıyor. Baba, annem çok mutsuz, çok yorgun. Zaten daha tam iyileşmedi. Bak oğlum, Meleği o hayattan çıkarıp rahat ettirmek, bu hiç sorun değil. Şükür imkanlarımız var. Ama Melek, o kadar onurlu ve gururlu ki, insanı çaresiz bırakacak derecede gururlu. Anlıyor musun? Osman, ne diyorsun? Ağzında ne var? Fener kalmış ağzımda da, pardon. Feneri mi? Neredesin Osman? Neredeyim? Ekmeğimin peşindeyim. Nerede olayım? Hurda peşinde koşuyoruz işte, hurdaların arasında. Ne işin var orada bu saatte? Hani yarın balıkçıda başlayacaktın. Başlayacağım. Da bana bak, sakın babana söyleme ha. Haberi yok yani. Yani gerçekten gerek var mıydı sence bu saatte orada? Ya kızım, Sefer Usta bana bağ mı bağışlıyor sanki? Allah'ını seversen adamın verdiği asgari ücret neremize yetecek o para bizim? Mecburen bakacağız ekmeğimize, ek iş çalışacağız yani. İyi be, bana ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum be. Allah Allah. Sanki ben bayılıyorum burada soğukta hurdaların arasında şey yapmaya. Tamam be. Tamam, kapat be, arayacağım seni, tamam. Geleceksin Onur. Geleceksin. Bir gün mutlaka geleceksin. Öyle indiriyor onu. Ne oldu? Alamadın mı uykunu? Yo, aldım. Yani gayet mışıl mışıl uyudum gece yani. Sorun oldu. Oy, kapat ağzını, daha ayıp dur ya. Oy canlarını yediklerim bak. Babaları sabahın saat köründe tuttum ha. Bak bak, canlı canlı bakaylar. De bakayım bana, bu nedir? Şu hamsi. Ula onu kargalar da biliyor da, ha bunları sorarım sana. Ağalar, bunlar Norveç yöresinin balığı, soğuk sever bunlar, şu şekilde yüzer. Ula boş konuşma, boş konuşma, adini de bağ, adini. Kestane Gürgen Palamut. Değil, o onlar ağaç, ben karıştır. Ama senin de biraz bakışların yani bana biraz cesaret versin reisciğim yani. Hiç bu kadar acemiliğimizi yüzümüze vurma yani. Bildiğimizi ben sayayım. Hamsi. Şey bu. Boğaz'da herkesin tuttuğu ne o? İstavrit.
O neydi? Sarı kanat. Sarı kanat o da. Tamam kanadı zaten sarı ondan tamam. O da sarı kanat o kadar yani. Bak abuları ben oltayla tuttum ha. Bunları sık sık sulayacaksın. Unutmayasın. Rahmetli suyu çok severdi hesabı diyorsun yani. Ulan cıvıklık etme daha. Etme cıvıklık. Bak işine. Lan Mahmut senin bana ayarlayacağın iş de bu kadar olur. Senin bulacağın iş... Bir şey mi dedin? Yok ben şükrediyordum. Halime şükrediyorum. Yani Mahmut abiden de senden de Allah razı olsun. Yani sayenizde yeni bir zanaat öğrendim yani. Çok şükür. Bana bak Osman. Ben fazla laftan haz etmiyorum. Ha burayı da sana emanet ediyorum. Ben de gözüm gibi bakıyorum hiç merak et. İyi ki geldin ya. Sıkıntıdan patladım. Seni dışarılar mı? Yok ki be oğlum. Kim dışlayacak beni? Ben sadece yeni arkadaş aramıyorum. Hı, anladım. Ben seni uyarmaya geldim Memo. Ne uyarması? Sana bir şey yaptılar mı? Kim ne yapacak oğlum bana? Sınıftakiler işte. Yeni gelen şakası. Hiç başına gelmedi mi? Oğlum ben ilk kez bir yere yeni geliyorum. Ama ben çaktım köfteyi sen merak etme. Yapsınlar bakalım. Görsünler anneyi konuyu. Kendine çok dikkat et. Tamam o iş bende sen merak etme. Ben gidiyorum görüşürüz. Can. Sağ ol kardeşim. Her zaman. Ya Nusine teyze mi geldi acaba? Yok ya. Erken o da. O değildir. Konuşmaya geldim. Kim gelmiş Melek? Merhaba. Merhaba. Melek. Ben gideyim çamaşırları makinede bırakmıştım. Gideyim asayım kırışmasınlar. Oturuyorduk Peri. Gelirim yine sonra. İyi günler. İyi günler. Oğlum arabaya gel. Memo'nun babasının arabası oğlum bu. Ne sandın? Cillop gibi. Abi pahalı mı çok? Oğlum ne diyorsun lan sen? Bu araba bizim mahalleyi komple alır. Abi Memo'yu görürsen selam söyler misin Musti'de? Olur söylerim. Benden de selam abi. Abi Bedir dedin mi anlar beni. Yok abi öyle anlamaz. Sen ayı Bedir dersen çakar. Bir de anlat lan. Gel ben bu. Dün gece Memo ile seni konuştuk. Hasta olduğunu söyledi. Abartmış, üşütmüşüm biraz. Kendine dikkat etmen gerektiğini biliyorsun, değil mi? Evet, biliyorum. Hastaneye ne zaman gideceksin? Şu senin... Kemoterapi. Evet, ne zaman? Günü gelince. Melek, bu böyle olmayacak. Ne olmayacak? Sen iyi olmadan... Beni düşünmene gerek yok onu. Beni düşünen yeterince insan var hayatımda. Evet, biliyorum var. Ama bu hayatı değiştirmen lazım. Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü Memo var. Evet Memo var. Memo mutlu olacak, senin de vicdanı rahatlayacak öyle mi? Ne yapacaksın? Sihirli değneğinle yine beni bir hayata mı taşıyacaksın? Evet. Eğer izin verirsen. İzin vermiyorum Onur. Vermiyorum izin. Bir kere verdim, boyumun ölçüsünü aldım. Melek, niye yapıyorsun bunu? Ne yapıyormuşum? Hata yapıyorsun. Kaçarak neyi çözeceksin? Hata yapıyorum Onur. Hata yaptım. Hatta hatalar yaptım. Çok hatalar yaptım. Çok yakın zamanda bir tane daha yaptım ama artık yapmayacağım. Şimdi gider misin? Kovuyor musun beni? Hayır onu rica ediyorum. Lütfen gider misin? Gidebilir misin? Onu lütfen git. Thank you.
bakır, çinko, eskiler alırım eskici. Haydi ya. Ne yapacaksın abi? Ağız alışkanlığı, yılların mesleği yani. Bir anda şey yapamıyoruz. Ama yani zamanla oturtacağız yani, ağzımızı alıştıracağız. Biraz çabuk alıştır da. Tefan Eş, çarpmasın sonra. O biraz sıkar. Ey yavrum ey, sıkar o biraz yani. Evet, evet, buyurun. Derya kuzuları bunlar, denizin kralı bunlar. Buyurun efendim, buyurun. Kendi kendimize gol atıyoruz. Buyurun. Değil mi bunlar? Ablacığım, senden taze olmasın, sırılsıklama yani. İyi, ver bir kilo. Vereyim hemen. Bir buçuk kilo vereyim. Yani az kalmasın, fazla olsun. Kediye köpeğe verirsin yani. İyi olur. Çocuklara bunu ızgara yapacaksın, yedireceksin. Kafası da çalışır. Ondan sonra öğretmen de seni arayıp, işte efendim Furkan çok akıllı ama hiç çalışmıyor demez yani. Bir buçuk kilo yaptım ablam. Tamam. Az gelmesin de artsın. Kediye köpeğe verirsin. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Allah razı olsun, afiyet olsun. Hayırlı işler. Dediğim gibi onu ızgara yapıyorsun. Evet Derya. Of. Gözlerim kapanıyor ya. Akşama kadar nasıl geçecek bu böyle? Ben şu arabaya gideyim de biraz uyuyayım bari. Abi! Müşteri falan gelirse ben. Abi. Çocuklar artık. Geçen ders kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım neler hatırlıyorsunuz? Dünya üzerinde varsayılan toplam meridyen sayısı kaçtır? Evet. 360 öğretmenim. Aferin. Peki, dünyayı iki eşit yarım küreye bölen en büyük paralel hangisidir? Ekvatordur. Güzel. Son bir soru daha soracağım, sonra dersimize devam edeceğiz. Enlem nedir? Kim cevaplamak ister? Evet Berke. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne oldu öyle? Bilmiyorum hocam. Bilmiyor, bilmiyor. Aslında çok iyi biliyor her şeyi eşek. Eşofman altını giyebilir miyim? Tamam git giy hadi. Sonra konuşacağız ama bunu. Git git, önce gidersin. Susun artık. Tamam, derse dönüyoruz. Operasyon başlasın. Thank you.
Melek iyi değil baba. Bu durumda iyi olacağını düşünmek aşırı iyimserlik olur oğlum. Kaya gibi sert. Konuşturmadı bile doğru düzgün. Bütün kapıları kapadı yüzüme. Şaşırmadım desen? Baba, lütfen. Ne lütfeni Onur? Her şeyi normal karşılayıp durma. Akıl danışıyorum sana. Bir şey söyle, ne bileyim. Bir yol göster. Bu nedir ya? Bak bu nasıl bir şeydir ya? Oy! 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 La Osman! La Osman! Osman! La Osman! La Osman! Ne oldu? Ne oluyorsun burada lan? Nasıl bir adamsın sen lan? Ha, dur. Tamam. Video. Nedir bu tezgahın adı? Lan bu balıkları yıkama mı yıkayacaksın lan? Gerizekalı lan! Deterjan lan, balık mı yıkanır? Gerizekalı! Deterjan. Balıkları yıkayacak mısın gerizekalı? Sen nasıl bir adamsın? Yok lan sen dur, ne? Dur. Lan ne yaptın sen burada? Reis dur. Lan sen... 2 dakika gözümü kapattım vallahi. Lan gözlerini tamamen kapatacağım. Bırak gözlerini. Tamam vurma. Yakın. Lan senin... Lan sen nasıl bir adamsın lan? Dur tamam. Lan seni kim verdi benim yanıma lan? Lan git buradan lan. Elber be. Allah Allah. 2 tane balık için yapmadın da tava kalmadı be. Lan kim var kim? Sözüm görmesin seni lan. Lan Osman. Balıkçılık senin neyin oğlum? Hayatında eline oltamı aldın lan. Geri zekalı. Mahmut'un aklına uyup iş yapayım. Mahmut'un aklına uyup iş yapılır mı hiç? Sen mal mısın Osman? Efendim yarenim. Alo aşkım. Kız, o ne biçim aşkım demek öyle ya? Ha? Vallahi bir anda bütün gerilen yaylarım gevşedi ha. Melek ablaya çorba yaptım, hasta çorbası. Gel de al. Bence sen o çorbadan bir tas da bana ayır. Neden dersen ben de sana hastayım. Ya Osman hadi gel. Tamam geleyim gelmesine de baban evde yok mu? Yok kahveye gitti o. Aa o zaman tamam hemen geliyorum ben. Ama kapıdan 2 dakika içeri girmek yok. Ya tamam kızım Allah Allah ya bak yemin ediyorum var ya. Şu an bütün şevkimi kırdın yani. 2 dakikada yerle bir et. Tamam kapat geliyorum ya. Kafa atmış. Adam 2.80 uzadı böyle. Amele sümüğü gibi. Merhaba Miva, ne haber? İyi ne oldu sen? Bunun paketini açmıştım ama al sen ye. Sağ ol da ben istemem. Al Berke sen ye. Oh! Ne oldu sevmez misin ki? Ben sevmem. Sen ye. Dikkatli götür çok sıcak. Tamam bir şey olmaz ya. Neyin var Osman senin? Bir şeyim yok yarenim boş ver sen takılma ya. Ne haber Osman? Allah belamı versin bak şu eşikten içeri adımımı attıysam Mahmut abi yemin ediyorum yaren çorba yapmış onu ablama götürüyordum yani. Tamam oğlum tamam anladık ya. Hayırdır sen işi erken bırakmışsın. Şey oldu ya. Sefer Reis geldi dedi ben biraz dedi işin başında durayım dedi iş sahibi olarak ben dedi. Sen dedi zaten Osman'cığım dedi çok yoruldun dedi. Sen git dinlen dedi. Ben dedi işin başında dedi telefon.
Bu ne lan? Bal. Demek sen çok çalıştın ha? Evet ya. Nasıl kollarım, bacaklarım, etlerim böyle lime lime oldu. Tabii yani bir de seni de mahcup etmemek var orada. Seni temsil ediyorum bir yerde orada yani. Demek Sefer Reis seni güzel güzel uğurladı ha? Ya çünkü neden? İnsan evladı çünkü. Böyle başımı sevdi, öptü, gönderdi beni. Bu ne lan? Ne? Lan oğlum dükkanın içine etmişsin lan, lan bir de utanmadan. Şimdi Mahmut baba. Lan ne babası lan? Ne babası? Mahmut abi. Lan yürü git oğlum. Yürü git, senden bir adam olmaz lan. Senden bir halt olmaz lan. Arada oğlum dedin, onu yakaladım. Bak oradan yürüyelim mi? Baba oğul gibi oturalım konuşalım. Tüfeğin nerede kızım? Ay, karakoldaki adam aldı ya baba. Kızım o değil, pompalı nerede? Pompalı. Oha, pompalayacak. Osman, kaç, kaç Osman, kaç. Kaç Osman. Nerede lan o? Osman, Osman, Osman. Ulan baba baba bak kaçsa bak kaçsa. İyi oldu iyi. Görsün o Mahmut Efendi kızını kime veriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra kızımız vermezler o adama. Bu ola ver. Aferin lan çok iyi çıkardın. Üç çocukla da konuştuk. Mert diğer ikisini yaptığını söylüyor. Onlar da Mert'i suçluyorlar. Yani kimin doğru, kimin yalan söylediğini bilemiyoruz tabii. Ama daha ikinci günden Mert'in bu olayların içinde olması hiç hoşumuza gitmedi Mümtaz Bey. Hiç efendim, hiç. Bakın şimdi yeni okul, yeni arkadaşlar. Alışabilmesi için biraz zaman vermek lazım Mert'e. Bakın Mümtaz Bey, Onur Bey'le konuştuğumuzda da söyledim kendisine. Yani Mert'in notları ne desem düşük bile diyemiyorum. Hal böyleyken biz yine de kaydını yaptık. Ama Mert bu yaramazlıklarına devam ederse okul yönetimi olarak gerekeni yapmak zorunda kalırız. Hepsini onlar yaptı ya, değil mi Can? Evet baba, yeni gelen bütün çocuklara yapıyorlar. İkimiz de mi yalancıyız? Aa, öyle bir şey demiyorum ben oğlum. Tamam, ya, anladım ben durumu. Sadece biraz daha dikkat etmen lazım. Bak, okul yönetimi... Ya baba bu ne ya? İkide bir vereyim mi çağrıları ya? Zar teveli, zur teveli, ben anlamadım bunu. Bu ne biçim okul ya? Ben hiç sevmedim bu okulu, hiç. Hadi, hadi çabuk olun. Fazla vakit yok. Hadi siz gelin benimle. İlk iş doğal gazı açın. Ev ısınsın. Cam, çerçeve ne varsa silinecek. Nevresimler değişecek. Mutfak hazırlanacak. Olur be, gelene kadar her şey hazır olmalı. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Hadi beklemeyin buralarda. İş, iş. Günlük yaşantımızın her anında ihtiyacımız olan enerjiyi bize enerji kaynaklarımız sağlar. Enerji kaynaklarımızı yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayırabiliriz. Enerji kaynakları dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitlendirilmeye çalışılmaktadır. Galiba şimdilik en doğrusu bu. Sene boyunca özel derslerle açını kapatıp önümüzdeki yıla hazırlayacağız Memo'yu. Tamam öyle olsun. Yani karar senin. Memo'nun mutlu olması için aldım bu kararı. Onun mutluluğu her şeyden önemli. Bir yerde oturup bir şey içelim mi?
Yok, benim evde işlerim var. Peki, o zaman ben bırakayım seni eve. Yok, ben yürürüm, yakın zaten. Peki, o zaman bizden birilerini gönderip okul çıkışı aldırırım Memo'yu. Olur. Hoşça kal. Hoşça kal. Çok güzel. Evet. Arka tarafta davul var. Hadi bakalım. Herkes bir çanta alsın. Sonra film izleyelim mi? Bana uyar. Senden de aynı gayreti bekleriz. Sağ olun devletli sultanım. Çocuklar siz izleyin. Ben biraz odun alayım dışarıdan.
Thank you.